Buraya çizdiğim şey sürtünmesiz yüzey üzerinde bulunan duvara iliştirilmiş bir yaya bağlı bir kütle. Şimdi bu yayı sıkıştıracağız. Kütleyi A konumuna getireceğiz. Şu anda sıfır konumunda biz de onu A konumuna getireceğiz. Ve sonra zaman sıfıra eşitken yayı serbest bırakacağız. Ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Özellikle de bu kütle sürtünmesiz bir yüzey üzerindeyken. Kütle A konumuyla eksi A konumu arasında salınacak. Bu durum konum-zaman grafiğimizde gösterilmiş. Kütle A konumunda başlayacak ve sonra sola eksi A konumuna salınacak. Oradan yine sağ A konumuna gelecek ve sürtünmesiz bir ortam söz konusuysa sonsuza kadar böyle devam edecek. Ayrıca hava sürtünmesinin de bulunmadığını varsayalım. Bu çok ilginç. Fakat bizim bu videoda üzerinde durmak istediğimiz konu bunun enerji ile olan ilişkisi. Şimdi size vermiş olduğum bilgiye dayanarak UC esneklik potansiyeli enerjisi hakkında düşünmeye başlayalım. Hatırlayın, zaman sıfırken kütle A konumunda ve yayımız sıkışıyor. Evet, elimizde bir yay kütle sistemi var ve bu sisteme eklenen veya bu sistemden alınan ek bir enerjinin olmadığını varsayacağız. Öyleyse tam sıfır zamanında yay sıkıştırılmış durumdayken bu yay kütle sistemi bir esneklik potansiyel enerjisine sahip olacaktır. Bunu şuraya bir yere koyalım. Peki, yayı serbest bıraktığımızda ne olacak? Kütle yay tarafında sola doğru itilecek. Aslında sola doğru hıza artacaktır diyelim. Ve tam kütle x eksenindeki sıfır konumundan geçerken ki bunu zaman eşittir birinci saniye olduğunda görebiliriz, potansiyel enerjimizin tümü kinetik enerjiye dönüşür. Ve bu durumda potansiyel enerjimiz tam burada olacak. Sonra yay kütleyi yavaşlatmaya başlar ve kütle eksi a konumuna gelir. Peki eksi a konumunda yani zaman eşittir ikinci saniyede tekrar maksimum potansiyel enerjimiz olmaya başlar. Evet eksi a konumunda. Artık bu sürecin nasıl ilerlediğini tahmin ediyorsunuzdur. Üçüncü saniyede potansiyel enerjinin tümü kinetik enerjiye dönüştürülür. Dördüncü saniyede A konumuna geri döneriz. Yani tekrar potansiyel enerjiye dönmüş oluruz. Dolayısıyla esneklik potansiyel enerjimizin grafiği şöyle olur. Pek düzgün çizemiyorum ama olsun siz anladınız. Dikkat edin. Eksiye gelmiyor. Pek. Kinetik enerji hakkında ne söyleyebiliriz? Başta biraz bahsetmiştim fakat zaman içinde nasıl bir eğilim göstereceğine bakalım. Zaman sıfırken, kütle A konumundayken henüz kinetik enerji yoktur. Sonra bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşürken kütle hızlanır ve sıfır konumunu geçtiğinde maksimum kinetik enerji elde ederiz. Kütle sıfır konumundan ilk geçtiğinde zaman bir saniyeye eşittir. Tam burada maksimum kinetik enerjimizi elde ederiz. Saniye 2 olduğunda kütlemiz eksi a konumundadır. Bir an için hiç hızımız kalmayacak ve kinetik enerjimiz yok olacaktır. İşte bunun nasıl ilerlediğini görebiliyorsunuz. Kütle A konumuyla negatif A konumu arasında salınıp dururken potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında gidip gelmeye devam ederiz. İşte bu bizim kinetik enerjimiz. Şimdi, enerjinin korunumu yasasına göre eğer kapalı bir sistemdeysek ve yitirgen kuvvetler yoksa, yani bu kapalı sisteme ne enerji veriyor ne de ondan enerji alıyorsak, sadece mekanik enerjiyle uğraşıyorsak, o zaman mekanik enerji korunacaktır. Sistem toplam mekanik enerjisi E, esneklik potansiyel enerjimizle kinetik enerjimizin toplamıdır. Burasının sabit olması gerekir ve durum gerçekten de budur. Eğer herhangi bir zamanda bu iki eğriyi toplarsanız buna benzer bir şey elde ederdiniz. Bu sadece sabit bir çizgi olurdu ve mekanik potansiyel enerjimizin grafiğini oluştururdu. Şimdi ilginç bir soru akla gelebilir. Yitirgen kuvvetler olsa ne olurdu? Diyelim ki sürtünme veya hava direnci var. O zaman kütle A konumundan başlayabilir fakat sonra eksi A'ya kadar olan tüm mesafeyi gitmez. Şöyle bir şey olurdu. Buradan başlar fakat eksi A'ya kadar gitmezdi. Hatta şu kadar bile yükselmezdi ve bunu enerji açısından ele alırsak toplam mekanik enerji azalırdı. Nereye giderdi? Sürtünme ve hava direnci gibi yitirgen kuvvetler tarafından termal enerjiye dönüştürülürdü. Yani toplam enerji azalır ve sonra azalan bu enerji potansiyel ve kinetik enerjilerin salındığı bölgeyi belirlerdi. Örneğin bu durumdaki kinetik enerji şöyle görünürdü. Tepe noktaların bu toplam mekanik enerji tarafından sınırlandığı şöyle bir durum görürdük. Evet, burada konuyu bitiriyoruz. Umarım bu video size potansiyel enerjinin, kinetik enerjinin özellikle yay kütle sistemi söz konusu olduğunda birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu açıklamıştır. Tabii enerjinin korunumu kanununu hesaba katmayı unutmuyoruz.